à vontade assim. Güzel akşamlar diliyorum. Güzel sohbetler, güzel yayınlar diliyorum. Çok güzel konulara tanımak istiyorsunuz ve sizinle gurur duyuyoruz Türkler adına. Böyle güzel bir radyonun başında bulunduğumuz için ki sizler radyoda çalışan arkadaşlarım normal zamanda zaten sürekli bir işin başındasınız ve o yorgunluğu bir kenara iterekten o yorgunluğa rağmen radyoya gelip böyle bir yayını sunuyorsunuz. Yani bu takdire değer bir şey. Ve kimsenin yani becerebileceği bir şey de değil. O yüzden değeriniz bizim gözümüzde bir başkadır her zaman. Ben hakikati konuşuyorum. Benim burada amacım iltifat etmektir. Yetiştiğim öyle değil mi? İltifat etmiyorum. Gerçekler bu. Çünkü yoğun bir tempo içerisindeyiz ve buna rağmen bu bir nasıl desem sevgi işidir. Sevmekle alakalı bir şeydir ve sevdiğimiz için gönül veriyoruz, radyomuza gönül veriyoruz, dinleyicilerimize ulaşabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız sesimizin daha da yükseklere duyurmak ve insanlarımızı aydınlatmak, onlara nefer olmak, onları bilinçlendirmek ve aynı zamanda onların sesiyle radyomuz sayesinde bütün dünyaya tabii ki duyurmak. Bizim amacımız bu. Davamız da. Böyle bir başlamayı tabii ki tercih ettim. Hepimizin bir gün bu dünyadan göçüp gideceğini biliyorsunuz. Yani bunun bilincindeyiz. Ve bu anlayışla manevi kavramları, manevi kavram derken sevgi, saygı, sadakat, hoşgörü, biz bu kavramları her zaman maddi kavramlardan üstün tutuyoruz. Ve biz bu bir gönül işidir. Yani radyo gönül işidir her zaman için. Biz sevgimizi paylaşıyoruz insanlarla. Dostluğumuzu paylaşıyoruz. Onları dinliyoruz. Onlara gerektiği zaman nasıl desem yönlendirmelerde tabii ki bulunuyoruz. Amacımız bu. Bizim sevgi dilimizde değil, gönlümüzde. Her şeyden önce. Ve diğerim herkese de öyledir. Evet, güzel bir şiir hazırladım. Gidiyor musun? İsimli şiirimiz. Ben tabii akşamları yayın yaptığımız zaman hatta yazıyorum, bu akşam nöbetçi şairimiz benim, bileceğiniz bir şiir varsa söyleyin. Eğer dinleyicileriniz herhangi bir sevdikleri bir şairin şiirini okunmasını istiyorlarsa sayfaya yazsınlar, bana yazsınlar. Ben yani istek şiirlerde de yani bulunabiliriz. Kapsam geniş, kendi yazdıkları da olabilir, göndersinler veya kendileri dile getirsinler, kendileri okusunlar. Tabii. Efendim. Ben sana gönderdim. Ama ben geçen hafta demiştim Betüş'üme. Dedim ki benim zaten Denizli Kum'dan bir şiir. Benim sayfama gir. Dinlediğin herhangi bir şiiri al, oku. Hatta ben dedim kendisine bir gün senin o güzel sesinden o güzeldir. Benim de olmayabilir. Herhangi bir şiir okursan çok gerçekten memnun olurum. Çok mutlu oluyorum.
Çok mutlu. Estağfurullah. Olur mu hiç? Kendi kendi çapında yani güzel şarkılar söylüyorsun. Çok da güzel bir ses tonu var. Biraz önce de ben ciddi olarak yazdım da sen ciddin ona. Gerçekten sen okuduğun zaman Hamza Bayburt'u Aşık Hamza diyorum artık ben ona. O sözü çalıştan okuduğun zaman gerçekten o notalara bakmak var. Sizi dağdan okuyorsun dedim. Çok güzel. Ve seviyorum yani. Senin sesini seviyorum. Böyle çok bir ses. Çok bir sesin var yani. Devamını bekleriz. Tamam. Gidiyor musun? Evet. Zaten okuyunca tarzdan belli oluyor aşağı yukarı. Belli bir tarz içindeyim. Bilemiyorum, çıkamıyorum yani o şeyin içinden. Kendiliğinden olan bir şey ve bilmiyorum tarz olarak yani belli bir tarz oluşuyor zamanla ve zamanla bu şeylerin ben biraz olgunlaştığına tanık oluyorum her geçen gün. Yani böyle bir kendi kendime bir şeyler oluyor. Ben en büyük hayalim, bunu daha önce de söylemiştim. Bir gün Allah kısmet ederse, hadi kardeş sen de bilirsin. Bir şiir kitabı çıkarmak ya da şiir albümü çıkarmak ve bu kitaptan veya albümden elde ettiğim geliri çocuk esirgeme kurumuna tamamıyla diyorum bağışlamak istiyorum. Çünkü biraz önce de yayına bağlanmadan önce de söyledim. Biz insanların hayata yapabileceği en büyük yatırım maddi yatırımlar değildir. Bugün herkes bina dikebiliyor, herkes Mercedes arabayı bulabiliyor. Kredi çektikten sonra bu herkesin imkanı yani. Bugün yapabileceğimiz en büyük yatırım manevi yatırımlardır. Özellikle çocukları olan yatırımları ben destekliyorum. Neden dersiniz? O çocuklar kimsesiz. O çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar bizim geleceğimizin doktoru, avukatı, öğretmeni. Biz onlara ne kadar yardımcı olursak, onlar belli bir mevkiye gelirse, onlar da kendi çaplarında aynı şekilde başkalarına yardımcı olurlar. Yani siz bir kişiyi kurtarırsınız, o kişi gider başkasını kurtarır ve sonuçta bir kişiyi kurtarmak aslında yüz binlerce insanın hayatını kurtarmak demektir yani. Böyle bir proje hayalimdi. Ama dediğim gibi biraz şeylerin oturması gerekiyor. Düşünüyoruz. Söyleyeceğim. Düşünüyoruz. İnşallah. Çünkü ya inşallah. Yani umudunu kırmayın. O bütün geri gelecek. Başlayayım şiire. Oldu. Teşekkür ediyorum. Bari gönlünü bırak deden assın yokuşu. Şimdi sorarım sana kendini biliyor musun? Bu gidişin ardı ki kıyametin kopuşu. Şimdi arkanı bana döndün gidiyor musun? Kaldırın kazımı kazırla artık bir vinç. Yarıda kaldı işte senden aldığım sevinç. Yüreğimin yangını gurur duyduğum övünç. Şimdi şu mumlar gibi söndüm gidiyor musun? Seninle önemliydim, hem ne mutlu taşardım. Dayanırdım, benim susamaktan düşerdim. Nefesinden güç aldın, çiselendin yaşardın. Yağdın, estin, gürledin. Şimdi dindin gidiyor musun? Bunca hasreti çekip nice yıllar yıkıldım. Sararan cemalime acıyarak bakıldım. Ellerimden eline çekişimle yıkıldım. Hicranı saplayıp gönlüme. Şimdi sündüm gidiyor musun? Gözlerindeki yüzün gölge eder şanına. Kederlenme sevdiğin, can adadım canına. Terkinden hiç yer yok mu, beni de al yanına. Kervanı sıratına bindim, şimdi gidiyor musun? Evet, ben teşekkür ediyorum.
ihtiyaçları bütün bunun üzerinde bir tüşüyor sana gitsin ve senden de güzel bir şiir eser bekliyorum. İstediğin her şey ondan çünkü çok hamarat bir kızdır bir tüş ve her şeyde başarılı bir insandır. Sınıf bir şarkı söylüyorsan şiirinizi çok güzel yorumlayacağına inanıyorum. Ama önce benim sana inanmamdan önce sen kendine inan, ondan sonra herkese inanır. Ama sen kendine inanmalısın. Küçük bir kelimeyle bitirmek istiyorum ve tekrar sizleri fazla meşgul etmek istemiyorum çünkü yanındasınız. Gönül hasta olur, ağzı kokarsa ancak o zaman doğruyla yalanın tadını alamaz. Fakat gönül ağrıdan, hastalıktan uzak olursa yalanla doğrunun tadını bilir. Bunu ben sayfamıza da anlamadım. Bunu ben birazdan yazacağım Betüş'üm. İki kez okursan anlarsın. Oldu mu? Kendinize iyi bakın. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar, güzel yayınlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Öyle konuşma bak, öyle konuşma. Biliyorsun ne diyorlar bu herkesin. İyi bir arkadaşımız değil ki, bir erkek kere kafasına iki tane saç bile kaldı. Atasatan öptü seni. Kere kafasına iki tane saç bile kaldıysa da ona benim saçım dökülmüyor der bunu ya, der bunu yani. Hadi Ayla Halil Bey bunu kabul edince evde kaldım der. Şimdi saçım o. İyi bağlıyım. Uyuyup şimdi seni fıcağa bir durum var. Beni ol, sen niye yaşadın? Beni yaşadın bak. Ben bir daha bir başa gidiyorum. Bitti. Orada mı seni geçiyorsun? Yani. Bayağı sesini yiyor. Aklıyor orada bir konser. Teşekkürler, çok güzeldi. Ağzına sağlık. Bu da bizden arkadaşımız tabii ki bize değil. Nervin'e, Nervin arkadaşımıza. Fatma insan da ağzına sağlık. Çok da okuyorsun ve sesin çok güzel. Konuşma tarzını çok beğeniyorum. Fatma arkadaşımız hiçbir zaman bize bunları söylemedi. Yani. Sadece Nervin adına söylüyor. Teşekkürler, sağ ol. Ama hak ediyor Nervin adına. Kesinlikle, kesinlikle. Efraim Öztürk selam bitiler sizden hadiseler dedi olan Pamukurna İsmail Öztürk dedi olan Alexe diğer Efraim je te le prépare pour voir juste après merci d'abord on va écouter qui la publicité on a d'autres jours les équipes en question c'est moi d'un jour en matin seçimleri Ustaların elinden çıkan hile ve ızdırı çeşitleri. Kremisi yapılmış özel yemekler, kreze ve diğer tatlılarımız denemeye değer. Semazan Restoran'ın terasında aileniz ve sevdikleriniz için yerinizi ayırdık. Bekliyoruz. Semazan bir adı. 30 yaptan 12. Cemalten 2 adet, Aslıç Plus Bolter 3. Lyon, telefon 0478-71-3017. Cemalten Restoran. Sağdaki her Atalay Demirci stand-up gösterisi. 4 Kasım Cuma saat 19.30. Adres Esmas Kadim 55.000 Avenue Kadim Bilorban'da. Nazilli Üniversite öğrencilerine açıktır. Giriş 5 euro. Ön satışlar için telefon numaramız 0678-77-79-09. Radyo Made in Turkey ve Grup Minik'in katkılarıyla. Ayrıca radyomuzu dinleyerek biletler kazanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Radyo Made'i dinleyen kazanıyor. Ben korkuyorum.